Levent Yılmaz. Ticaret savaşları, Brexit ve İran'ın yeni taktiği. Dünya gündemi hiç olmadığı kadar karışık bir hal aldı ve gelişmeleri anlık olarak takip etmeden gündeme ilişkin fikir sahibi olmak imkansız hale geldi. Ticaret savaşları, ambargolar, yaptırımlar, tarifeler, tehditler, tweetler havada uçuşuyor ve tüm bu riskli konulardan etkilenmeyen hiçbir ülke yok. ABD-Çin geriliminde yeni dönem. Hafta başında ABD'nin yazılım şirketi Google bir açıklama yaparak Çinli Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Dahası bu sürece cep telefonlarına çip ve network desteği sağlayan ABD'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Elbette bu kararın arkasında Trump yönetimi var. Zira Trump karardan bir hafta önce Çinli Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı. Hatırlarsanız Huawei'in sahibinin kızı ve mali işler direktörü Meng Wanzhou geçen yıl Aralık ayında Washington'ın İran yaptırımlarını dendiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmıştı. Öte yandan uzunca bir süreden bu yana devam eden ve Obama yönetiminin de yakından takip ettiği konulardan birisi olan Güney Çin Denizi anlaşmazlığı da yeniden alevlendi. Dünya ticaretinin yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık kısmı buradan geçiyor ve bu sorun Çin, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Singapur, Malezya, Brunei ve Tayvan'ın taraf olduğu tüm Güney Asya'yı ilgilendiriyor. ABD ise tartışmalara müttefikleri üzerinden dahil olmuş durumda. İran taktik değiştirdi ticaret savaşlarının bir diğer tarafı da İran. İran bir süredir dozu giderek artan ABD yaptırımlarıyla uğraşıyor. Bu yaptırım konularından bir tanesi de İran için kritik öneme sahip olan petrol ticareti. Geçen hafta İran'daki bir haber ajansında çıkan habere göre İranlı bir denizcilik yetkilisi İran'ın ABD yaptırımlarından dolayı petrol ihracatında yeni taktikler ve yeni destinasyonlar belirlediğini söyledi. Söz konusu yetkili İran Petrol Bakanlığı'nın petrol ihracat taktiği ve petrol ürünleri değişti ve belki de limanlarımızdan çıkan petrol kargolarının varış noktaları da değişmiştir diyerek üstü kapalı bir şekilde ABD yaptırımlarını meydan okumuş oldu. Bu durum iki açıdan büyük önem ifade ediyor. Birincisi ne kadar sert önlemler alırsanız alın, ticaretin önünü kesmek mümkün olmuyor. Ticaret devam ediyor ancak giderek daha fazla kayıt dışı hale geliyor. İkincisi ise OPEC'in arz miktarı üzerinden izlediği politika, ticaret hacmi tahmin edilemediği için sekteye uğramış oluyor ve bu durumdan tüm petrol ihraç eden ülkeler etkileniyor. Özetle yaptırıma tabi olmayan ülkede bu işten olumsuz etkilenmiş oluyor. OECD direktörü tehlikelere dikkat çekiyor. Ticaret savaşları alevlendikçe ve çözümü olan inanç her geçen gün ortadan kalktıkça tehlikeler ve endişeler de artıyor. OECD direktörü Angel Guria da bu endişeleri dile getirenlerden birisi. Guria'ya göre ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi yatırımlar ve büyüme için tehlike teşkil ediyor. Bu konuda hemfikiriz. Ancak esas sıkıntı OECD direktörünün halen ticaret savaşı diyememesi. Tüm bu stresi oluşturan Trump bile tweetlerinde ticaret savaşı ifadesine yer verirken OECD'nin konuyu sıradanlaştıracak şekilde ticaret gerilimi ifadesi kullanması bile bu sorunun çözümünden halen çok uzak olduğumuzu gösteriyor. Brexit'teki esas risk ne? Yukarıda özet geçmeye çalıştığımız ve küresel ekonomi açısından risk oluşturan pek çok unsura ilave olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci de iki ileri bir geri devam ediyor. Açıkçası piyasalar çoktan bu konuyu fiyatladığı için sadece sürecin nihayete ermesini bekliyoruz. Ancak Brexit'te dünyayı bekleyen daha büyük bir risk var. Brexit'te bir Avrupa Birliği üyesinin birlikten nasıl ayrılabileceğine ilişkin bir müktesebat da oluşmuş olacak. Bu durum birlikle sorun yaşayan ve yaşayacak olan diğer ülkeler için hem bir yol haritası hem de cesaretlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin İtalya uzun bir süredir birlikle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Peki sıradaki İtalya olabilir mi?